Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Bunu yediğinizde Dubai çikolatası da neymiş diyeceksiniz. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti soğuk olacak. Buz gibi bir şerbet yapacağız. 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su ekledim. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve daha sonra ocağın altını açarak kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde kaynadıktan sonra üzerine 2-3 damla kadar limon ekliyorum ve 10 dakika kadar iyice kaynatıyorum. Kaynamış olan şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Hamur için gerekli malzemelerim 4 tane yumurta. Mutlaka yumurtalar oda ısısında olsun. Buzdolabından en az 5-10 dakika önce çıkarın. Bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker ekledim. Çünkü şerbetli bir tatlı olduğu için çok aşırı tatlı olsun istemiyorum. Eğer çok seviyorsanız bir su bardağı bütün kullanın. Bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırptım ve diğer malzemelerini ekliyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe... Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Bir çay bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Ve üzerine unu ilave ediyorum. Unu da eleyerek kullanalım. Öncesinde bir su bardağı dolusu un ekledim. Bardak ölçüm 200 ml arkadaşlar. Bir paket Vanilya ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve daha sonra iyice eliyorum. Un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır. Önemli bir püf noktasıdır. Unun miktarını kontrol edeceğim çırptıktan sonra. Eğer istiyorsa tekrar ilave ediyorum. Evet. Yarım su bardağı daha un ekledim arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı un ilavesi yaptım. Çok fazla çırpmayın. Yumurtayı söndürmeyelim. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Ve daha sonra içerisine en önemli malzemelerini ekliyorum sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. 200 gram kavrulmuş kadayıf ilave ediyorum. Çiğ kadayıf da kullanan var arkadaşlar ama ben sizlere kavrulmuş tavsiye ederim. Bir çay bardağından biraz eksik ceviz içi var ve iyice karıştıralım. Burası da önemlidir. Mutlaka iyice hamuru yedirelim. İnanılmaz güzel bir tarif arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını ve püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru iyice yedirdim. Daha da karıştıracağım. Bir tık daha koyulaşması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuz hazır ve tepsiyi alarak pişirmeye geçeceğim. Tereyağı ile yağlamış olduğum borcamı alıyorum dilerseniz farklı tepsilerde kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet şöyle borcama aldım ve üzerine iyice düzenliyorum her tarafının eşit olmasına özen gösterelim. Yapımı da o kadar kolay ve o kadar pratik ki hatta şerbetini bir gün önceden de hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Ya da 5-6 saat öncesinde şerbetini hazırlayabilirsiniz. Yani hamurun karıştırması 10 dakikanızı alacak sadece. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir tarif hazırladım. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok sevinirim. Facebook, TikTok ve Instagram Filiz'in Mutfağı. 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Tatlım pişti. Şerbeti buz gibi soğuk olacak. Tatlımızın da sıcaklığı gitmiş olsun. Kesinlikle sıcak sıcak buluşturmayın. Hamur olmasın. Tatlıyı mutlaka ılıtalım ve üzerine şerbetini alalım. Gördüğünüz gibi şerbeti koyduğum an çekiyor arkadaşlar. İçerisinde kadayıf olduğu için. Bu şekilde önce balkonda soğutacağım. Daha sonra buzdolabını kaldırarak en az 5-6 saat dinlendireceğim. 4 saat kadar beklettim buzdolabında Arkadaşlar daha da fazla da bekletebilirsiniz Tabii ki ta, e, şerbetini tam çekti e, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor dilimleyerek servis edeceğim Umarım faydalı bir tarif olmuştur sizler için Antep fıstığı ile de şöyle son dokunuşlarını yapıyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. İnanın Dubai çikolatası da neymiş diyeceksiniz yanında. Kadayıflı enfes bir kek tarifi. Şerbetli kek tarifi arkadaşlar. Şöyle bir dilim aldım. İçi böyle ıslık ıslak şerbetini tam çeken Harika bir tatlı oluyor. Yapıp deneyeceklere de ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Bir de sizlere çatalla dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bir de çatalla dokusunu görelim. Of 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 of. Gerçekten çok seveceğiniz, yani severek tüketeceğiniz bir tatlı tarifi. Eğer farklı tarifler arıyorsanız sayfamda birçok farklı çeşitli tariflerim var. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.